Ne yapmalıyız İbrahim? Salim Efendi diye biri var. Bunların eli başı. Alalım kellesini. Dost düşman alsın cevabını. Öfkeni kararlarından uzak tut İbrahim. Bu seni haklıyken haksız duruma düşürür. Hünkârım nasıl öfkelendim? Kapıma dayandılar. Hakaret ettiler. Ailemin önünde. Buna nasıl cüret ederler? Bu cüretin bir manası var İbrahim. Belli ki öfke duymanı ve öfkeyle karar almanı istemişler. Unutma ki büyük bir yangın için küçük bir kıvılcım kâfidir. Onlara cevap verme. Ben sabah duyar duymaz hadiseye el koydum. Dün gece zindana atılan herkes senin emrinle salıverildi. Bu hadisenin kökü derin Pargalı. Anlaşılan o ki birileri bu tekkiyi kendi hain emellerine alet ediyor. Malum. Seni öldürmek için Behram Paşa'yı da kullanmışlardı. Düşmanlarım tekrar geçtiler harekete. Bu nifak tohumu her kimse çok yakınımızda, divanımıza kadar girmiş. Baksana, Ayas Paşa bile tesir altına alınmış. Bir an evvel kim olduğunu tespit etmek ve yok etmek mecburiyetindeyiz. Bu evvela benim şahsıma, makamıma, irademe hakarettir. Bu meseleyi aydınlığa kavuşturmanın vakti geldi. Aklınızdaki nedir hünkârım? Nereden icap etti paşam? Ne alıp veremediğiniz var o tekkeyle? İbrahim Paşa böyle münasip gördüler. Paşam, şehzadem. Asu Efendi. Söyle ne oldu? Dün gece bir hadise olmuş. Tekke müritlerini zindana attırmışsınız. Doğrudur. Lakin Safari'yi serbest bırakıldılar. Hayırdır, neden sordun? Hata etmişsiniz paşam, yazık o insanlara. Asu Efendi, adaletin kestiği parmak acımaz. Bu nasıl adalet paşam? Elinizle verdiğinizi geri almışsınız. Onlar da rahatsız olmuşlar haliyle. Ben o tekkeyi iyi bilirim. Çocukluğum orada geçti. Babam Seyfi Karagöz Efendi o tekkede yetişmiş büyük bir alimdi. Yazıktır, günahtır, zulmetmeyin. Zaten fakirdirler, malda mülkte gözde... Nasu Efendi. Sen nasıl olur da karşıma geçip böyle konuşursun benimle? Paşam. Yıkıl karşımdan! Gözüm görmesin seni. Daha da buraya gelme sakın! Divana geçelim. Densizin söylediği laflara bak! Bu biraz ağır olmadı mı paşam? Neden kovdunuz onu? Kimse, hiç kimse benimle böyle konuşamaz. Bir yasa paşaların ve beylerin karşısında. Nasu Efendi'nin içi dışı birdir. Kötü bir niyeti olduğunu zannetmiyorum. Şehzadem, istirham ediyorum siz bu meseleye karışmayın. Benim kararlarım tartışılmaz. Bali Bey. Buyurun paşam. Kapıcı başına söyleyin divan heyetini içeri alsın. Şehzadem siz de çıkın.